genel izleyici kitlesi için uygundur. Değerli izleyenler merhaba. İklim değişikliğine uyum süreciyle ilgili gelişmeleri paylaştığımız Yaşanabilir Dünya başlıyor. Bugün yeşil dönüşümün ekonomiye katkıları ve sürdürülebilirliğin yönetiminden bahsedeceğiz. Yeni bir proje olan Gelecek Sen Gel Artık hakkında konuşacağız. Sizlere çok keyifli hap bilgiler vereceğiz. Stüdyomuzda Dünya Medya Grup CEO'su Burcu Kösen bizlerle birlikte. Burcu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Sibel Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Burcu Hanım, öncelikle bu yıl 54. kez düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu 15-19 Ocak tarihleri arasında İsviçre'nin Davos kentinde gerçekleşti ve tema güveni yeniden inşa etmekte. Bununla ilgili dijitalleşme, sağlık, refah ve ekonomiye katkıları bakımından değerlendirdiğimizde siz bu zirveyi bize nasıl tanımlarsınız? Sibel Hanım, öncelikle sürdürülebilir enerji için bu programa gelmesini tavsiye ediyorum herkesin. Bunu söyleyerek sorunuza geçeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Davos'la ilgili olarak aslında işte sizlerin de söylediği gibi her yıl düzenleniyor. 54.sü düzenlendi ve temaya baktığınızda güveni yeniden inşa etmek. Ben burada şöyle biraz eleştiri de yaparak başlamak istiyorum. Tabii ki. Güveni yeniden inşa etmek için aslında bir şeylerin yıkılmış olması gerekiyor, evet. Değil mi? Evet, güveni aslında yıkanlar, yerle bir edenler güveni tekrar inşa etmek üzere bir aile birleşimi olarak Davos'ta bir araya geldiler. Davos'a kimlerin katıldığına birlikte bakalım isterim. Yani Davos'a kimler katılıyor? Elit kesim dediğimiz 3000 elit isim bir araya geliyor. Dünyanın en varlıklı insanları, evet. Dünyanın en saygın iş insanları, dünyanın popülist bütün belki de politikacıları aslında Davos zirvesinde bir araya geliyorlar. Ve ne yazık ki Davos tabii ki her sene bir hedefle ortaya çıkıyor ama aslında Davos'un genel bir hedefi var ve aslında bu hedef doğrultusunda alt başlıklarla ilerliyorlar. Evet. Davos'un genel hedefi neydi? Baktığınızda Davos'un genel hedefi dünyanın durumunu iyileştirmekti. Peki Davos genel hedefine ulaşabildi mi yaptığı bu toplantılarla? Evet. Biraz bu konuda özetler yaparak açıkçası devam etmek istiyorum. Çünkü Davos'a rağmen halkların popülist ve ırkçı söylem geliştiren politikacılara yönelmeleri, küresel ticaret ve teknoloji savaşları, artan eşitsizlik, sağlık sorunları bunların evet. Hepsine baktığınızda aslında Davos'un iyi bir dünya için doğru mücadele edemediğini görmüş oluyoruz. Şimdi 2024 yıllık toplantısında da liderler belirsizlik ve hızlı değişim ortamlarında aslında küresel olarak büyümeyi nasıl sürdürebileceklerini de tartışmış oldular. Organizasyonun yıllık yayınladığı küresel risk analizine göre dezenformasyon en büyük sorunlardan evet. biriydi. Evet. Yani yanıltıcı bilgi yayınlama ve yayma. Bu aslında gerçekten belki sıcaklık artışları kadar, kuraklık kadar, iklim değişikliği kadar, yapay zeka kadar çok önemli bir başlıktı. Hatta birçok politikacı bu başlığın üzerinde daha fazla durdu diyebiliriz. Şimdi son birkaç yıl içinde aslında kurumsal liderlerin çok daha fazla uğraştıklarını görüyoruz. Bunun da sebebi tabii ki küresel pandemi, bozulan tedarik zinciri, işte biraz önce bahsettiğimiz gibi savaşlar, inatçı enflasyon ve bu durumda bu küresel liderlerin hepsinin hedefleri var. Ekonomide dayanıklılık, evet. Enerji dönüşümü, küreselleşme, üretken yapay zeka, kadın sağlığı, kurumları güçlendirme bunları gerçekleştirmek zorundalar. Ama bir taraftan da inanılmaz eşitsiz bir dünyada bunu yapmaya çalışıyorlar. Düşünsenize parçalanmış bir dünyada, eşitsizliğin olduğu bir dünyada işbirliğini sağlamaya çalışıyorsunuz, büyümeyi inşa etmeye çalışıyorsunuz, toplum için itici güç olmaya çalışıyorsunuz, yapay zekanın İyi taraflarını ön plana çıkarıp olumsuz taraflarını bertaraf etmeye çalışıyorsunuz ve bunların hepsini biraz önce de bahsettiğim gibi eşitsiz evet. bir dünyada yapıyorsunuz. Ve katılımcılardan da bahsettiniz. Katılımcıların aynen. altını çizdiniz. Evet.
hal böyle olunca da aslında saymış olduğunuz başlıkları toparlamak, belki de vizyoner bile olsalar anlayabilmek ve içselleştirebilmek açısından ciddi sıkıntılar yaratıyor. Şimdi zirvenin açılış konuşmasında başkan çok güzel bir yere değindi. Ben bunun da altını çizmek istiyorum. Dedi ki artık kriz yönetimini bırakmalıyız. Yani bu ne demek? Yani biz sürekli krizle uğraşıyoruz. Bir kriz var, ortaya çıkmış ve biz krizi yönetmeye çalışıyoruz. Bizim burada bu sonuçlara neler sebep oldu? Yani sebepleri değiştirmeden sonuçların değişmesi imkansız. Bunu her zaman söylüyoruz. Aynı şeye başkan da değindi. Artık biz kriz yönetiminden çok sebepleri nasıl değiştirmemiz gerektiğine bakmalıyız dedi. Evet, şimdi Davos'un şöyle bir bakıyorum. Tekrar özetini geçmek gerekirse. Burada en çok tartışılan konulardan biri yapay zekaydı. Evet. Çünkü yapay zeka aslında iki taraftan ele alındı. Bir taraf İş dünyası, diğer taraf da aslında politika tarafıydı. Yapay zekayı iş dünyası daha üretken ve daha verimli iş üretme açısından olmazsa olmaz olarak tanımlarken, aslında politika ve siyaset tarafı da dezenformasyon ve yanıltıcı bilginin yaygınlaştırılmasına da sebebiyet verdiği için biraz daha tehlike sinyallerinin çaldığı bir kısım olarak değerlendirdiler. Küresel risk analizinde de yine aynı şekilde yapay zeka ile ilgili endişelerin hayat pahalılığı ile ilgili, iklim değişikliği ile ilgili endişelerin de önüne geçtiğini gördük Davos'ta. Yani bunu böyle altını çizmek gerekir diye düşünüyorum. Hatta Gazze'deki soykırımın, Ukrayna'daki savaşın, hatta ve hatta Orta Doğu'daki bütün bu karışıklıkların da önüne geçmiş durumda. 450'den fazla oturum yapıldı, çalıştay yapıldı ve biraz önce de söylediğim gibi 3000 elit isim bu oturumlarda tartıştı. Şimdi ayrışmış ve parçalanmış bir dünyada tekrar küresel işbirliği üzerinde konuştular. Yeni çağda büyüme ve istihdam yaratma üzerinde konuştular. Yapay zekanın fırsatları ve de riskleri üzerinde konuştular. İklim ve doğa ve enerji alanında da uzun soluklu bir strateji geliştirme konusunda konuştular. Şimdi Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşlarına bakalım. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa bakalım. Gazze'deki soykırıma bakalım. Evet. İran ve Pakistan arasındaki aslında yoğun gerilime bakalım. Ne yazık ki öyle bir hale geldik ki biz iklim krizini tartışamaz duruma geldik. Biz daha çok, hatta New York Times bununla ilgili sonrasında bir köşe yazarı yazı yazmıştı. Dedi ki ben Davos'ta daha farklı iklim değişikliklerinin konuşulacağını düşünürken biz Amerika'daki seçimleri ve yapay zekayı iklim değişikliğinden daha fazla konuşur olduk dedi. Evet. Yani bu aslında çok önemli bir noktaydı. Şimdi böyle çok uzattığımı belki farkındayım. Biraz orayı o yüzden kısaltmak istiyorum ama üretici güçlerin mevcut düzeniyle bile aslında dünya, yeryüzü bir cennet haline getirilebilir. Doğru. Şimdi bu ne demek? Dünyadaki servet dağılımına bakmak gerekiyor ve her yıl bildiğiniz üzere Oxfam Davos için özel bir rapor hazırlıyor. Bu yılki raporu yine çok güzel bir başlıkla yayınladı. Eşitsizlik AŞ. Bu raporda Oxfam'ın neler yazdığına birlikte bakalım. Evet. Çünkü bunlar gerçekten onların çok önemli. Onların da bir altını çizmek gerekiyor. Kesinlikle. Başlık da çok çarpıcıydı zaten. Yani eşitsizlik AŞ'de ben özellikle size böyle bir 10 tane maddeyi, çok çarpıcı maddeyi özetlemek istiyorum. 1. 2020'den bu yana dünyanın en zengin 5 adamının serveti 2 katına çıkmış. Aynı dönemde dünya ölçeğinde 5 milyar insan daha yoksul hale gelmiş. 5 insanın serveti 2 katına çıkarken 5 milyar insanın daha çok yoksullaştığını görüyoruz. Evet. Yokluk ve hatta açlık artık ortalama insanların bile konuştuğu konu haline gelmiş. Mevcut hızla dünya 10 yıl içerisinde ilk trilyonuna sahip olacakmış. Bakın bu çok önemli bir nokta. Yani ve yoksulluğu sona erdirmek de yaklaşık olarak 230 yılımızı alacakmış. Eğer bu mevcut hızla gidersek. Dünya nüfusunun %60'ını oluşturan 5 milyar insanın toplam servet kaybı 20 milyar dolar olmuş. En zengin 5 ismin serveti de 869 milyar dolara ulaşmış. Yani ve bu 5 kişi servetlerine her saat 14 milyon dolar katıyorlar.
Evet. Ya öyle bir nokta ki bu kişiler her gün 1 milyon dolar harcasalar servetleri 476 yılda ancak tükenebiliyor. 5 kişiden bahsediyoruz. Evet. Servet küresel enflasyondan 3 kat daha hızlı artmış. Dünyanın en zengin %1'i küresel mali varlıkların %43'üne sahipler. En zengin %1, evet. %43'üne sahip. 1 milyarder dünya nüfusunun %90'lık kesiminin kazandığı 1 dolar karşısında 1.7 milyon dolar kazanıyormuş. Şimdi çok üzüldüğüm bir örneği de vererek bu kısmı kapatacağım. Sağlık sektöründe çalışan bir kadının Fortune 100 listesinde yer alan bir CEO ile karşılaştırıldığında o CEO'nun bir yılda kazandığı parayı kazanabilmek için 1200 yıl çalışması gerektiği bu raporda ortaya çıkmış. Ben burada şunu söylüyorum, başka söze gerek var mı diyorum. Çünkü gerçekten devasa bir eşitsizlik tablosu var ve basitçe söylemem gerekirse güveni inşa etmek istiyorlarsa artık samimi duygularla hareket evet. etmeleri gerekiyor. Ve bu güvenin inşa edilmesi için samimi duygularla hareket edilmeye başlandıktan sonra da bence bu biraz farklı gelebilir ama kapitalist düzende ben kesinlikle servet vergisi alınmasından yanayım. Çünkü evet. bugün Afrika'da her 36 saniyede bir kişi açlıktan ölürken 5 milyarderin servetinin 867 milyar dolar olması kabul edilebilir bir durum değil benim için. Kesinlikle değil. Zaten sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 17 maddesine baktığımız zaman taban tabana zıt ve bu anlamda da iklim değişikliğine iyi idare edebilmek ve yönetebilmek açısından da bu şekilde ilerlenemeyeceği çok açık ve net ortada zaten. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız yine. Çok teşekkür ediyorum. Maalesef acı ama gerçek acı. Bir tabloyu gözler önüne sermiş oldunuz. Diğer taraftan baktığımız zaman COP'un yapıldığı yer de çok tartışılmıştı COP28 Dubai'de yapılınca. Şimdi COP29'a bakıyoruz. O da Azerbaycan'da yapılacak. Fosil yakıtlar zaten küresel ısınmanın en önemli sebeplerinden. Siz bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Yani Dubai'de yapılması dikkat çekici olması açısından, etkileyici olması açısından değerlendirilebilir olarak nitelendirilmişti ama siz ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ben bugün ben galiba eleştiri günündeyim diye düşünüyorum. Ama o da gerekiyor ki fikirler çatışsın ki bir noktada çözüm evet. üretmek daha da kolaylaşsın. COP28 Dubai'de aslında bana göre kendi içinde tartıştığı konulardan ziyade yapıldığı yerin kötü bir lansmanı gibiydi. Benim hani ifadem bu. Hı hı. Çünkü işte biraz önce hep bahsettik ya samimiyet, samimi duygular, evet. samimi duygularla hareket etme. Orada toplananların da gerçekten iklim krizine ilişkin yapılması gerekenlerden ziyade kapitalist düzeni sürdürmek üzere orada lobi yaptıkları bir toplantıya dönüşmemesi gerekirdi. Ki burada da yine o toplantıya dönüşmesine rağmen çıkan sonuç bildirgesi açıkçası benim tarafımda sevindirici oldu. Evet. Şimdi özellikle OPEC ülkeleri ve Suudi Arabistan önderliğinde işte fosil yakıtların zamanla kullanımının terk edilmesi hatta belki de çok hızlı bir şekilde terk edilmesi konusunda olumsuz bir şekilde muhalefet yapsalar da hatta bu zirveyi yaklaşık bir gün daha uzattı evet. Bu muhalefet. Bu muhalefetin sonucu çok şükür ki çok da olumsuz bir tabloyla sonuçlanmadı. Çünkü 100'den fazla ülkede tamamen aksi bir muhalefet yaptı. Evet. Ve dediler ki bizim fosil yakıtlardan artık mutlak suretle çıkmamız gerekiyor. Ve buradaki başlık da çok güzeldi. Aşamalı olarak kaldırma yerine fosil yakıtlardan uzaklaşma başlığı kullandılar. Evet. Ve bunu da çok hızlı bir şekilde 10 yıl içinde de takipçisi olacaklarını ve çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istediklerini hepsi de altına imza atarak 200'den fazla ülkenin kabul ettiğini düşünürsek gerçekten aslında önemli bir adım olduğunu söyleyebilirim. Fakat burada tekrar şunu söylemek isterim. Bizim sözlerimizden çok eylemlerimiz önemlidir. Bu sözler verildi
biz bu eylemlerin takipçisi olmalıyız. Evet. Azerbaycan'da olmasını önemsiyorum ama diğer taraftan yine işte petrol zengini ve enerji zengini bir ülke olması açısından da farklı bir taraf olduğunu düşünüyorum. Ama Türkiye bir cumhuriyet olması, Türkiye ile bu kadar işbirliği içinde olması ve Azerbaycan'da bu tip organizasyonların gerçekleştiriliyor olması bence ülkemiz açısından sevindirici. Evet, gerçekten yine dikkat çekici olacak. Sizin de belirttiğiniz gibi COP28'deki durum, o eleştirel bakış aslında, evet, ve o çekişmeli durum iyi, yani tamamen tatmin edici olmasa da en azından bir ilk adım olarak iyi bir gelişmeye vesile olmuş oldu değerlendirdiğimiz zaman. Siz ekonomi konusunda uzmansınız. Hep nokta atışı yazılar yazarsınız. Ben de takip etmeye çalışırım elimden geldikçe. O nedenle bu soruyu size sormak istedim. Yeşil dönüşüm artık mecburi bir rota hayatımızda. Yani bundan dönüş yok. Bunu yapmak zorundayız. Peki Avrupa Yeşil Mütabakatı ve sınırda karbon düzenleme mekanizmasına göre Türkiye'de sınırda karbon raporlamasının ekonomik dönüşümü nasıl olmalı? Bu da yine çünkü özellikle sanayi sektörü tarafından çok yoğun takip edilen bir konu başlığı oldu. Evet, ya sizin de söylediğiniz gibi tabii ki sanayi tarafından çok yoğun takip ediliyor. Neden? Çünkü şu anda özellikle ilk olarak 2023 Ekim'de yürürlüğe gelen ve 3 yıl boyunca takip edilecek sektörlere, evet, baktığımızda bizim en çok ihracat yaptığımız işte çimento, elektrik, gübre, demir, çelik, alüminyum ve hidrojen olan sektörleri görüyoruz. Şimdi bu sektörlerle ilgili neler yapılacak? Bu sektörlerle ilgili ihracat yaptıkları ülkeler bazında, onlar da ithalat yaptığı için bu ithalatla ilgili bütün verileri raporlayacaklar. Bu verileri her yıl Mayıs ayında kendi bulundukları hükümetlere de sunmak zorunda olacaklar. Evet. Ve şimdi burada tabii ki bir direkt sektörler var, bir de bağlantılı sektörler var. Aslında bu bir izleme süreci. Yani evet, biz izleme sürecine girdik. 2023 ile 2026 arasında hem bu sektörleri izleyecekler, hem de bu sektörlerle bağlantılı olan hangi sektörler var ve onlar ne kadar karbon emisyonu üretiyorlar, bunları da izlemiş olacaklar. Ve aslında 3 yılın sonunda bir fiyat ortaya çıkacak. Evet. Hem direkt sektörlerle hem de dolaylı sektörlerle ilgili. Peki Türkiye olarak biz buna hazır mıyız? Hayır, önemli. Sadece hayır diyebilirim ama sadece Türkiye değil, dünyanın birçok ülkesi buna hazır değil. Çünkü bunun için bir finansman gerekiyor ve ne yazık ki finansman kaynakları bu dönüşümü yapmak için şu anda hem ülkemizde hem de dünyada yeterli değil. Şimdi tabii ki hep aynı noktaya geliyoruz. Biz küresel ısınmayla mücadele edelim diyoruz ama finansmanı yok diyoruz. Bir kısır, evet, döngünün içinde miyiz diyoruz. Bununla ilgili finansman yaratmak zorundayız. Tabii aslında burada Avrupa farklı bu yeşil mutabakatla işte şu anda çıkardıkları karbon vergileriyle farklı bir yere doğru eviriyorlar ekonomiyi. Artık ekonomilerin biraz daha milli ve yerli olması yönünde, evet, bir atılım aslında bunların, evet, hepsi baktığınızda başlık olarak. Türkiye olarak biz eğer yeşil dönüşümü layıkıyla yapabilirsek, evet, dünyada bir güç olabiliriz. Ama yapamazsak özellikle bu mallar özelinde fiyatların çok daha yükseldiğini görebiliriz. Ya da ihracatın çok daha düştüğünü görebiliriz. Ya da bu sektörler özelinde üretimde kapanmaları görebiliriz. Bu sebeple ben hani bu konuya çok ayrıca eğilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dünyada işte bankaların büyük bir çoğunluğu yeşil finansmanla ilgili kaynak aktarımı yapmaya çalışıyor. Bununla ilgili kaynak aktaracaklarını da ifade ediyorlar. Bizim de Türkiye olarak bunlardan doğru bir şekilde, doğru stratejik hamlelerle yararlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Gerçekten fırsatları ve riskleri önemli noktaların altını çizerek özet bir şekilde çok güzel anlattınız. Sürdürülebilirlik diyoruz sürekli olarak. Peki sürdürülebilirliği iyi yönetebilmek için neler yapılması gerekir? Şimdi sınırsız büyümenin sınırları olduğunu bilmek gerekir bir kere. En önemlisi. En önemlisi olmazsa bu. Olmaz. Olmazsa olmaz bu. Çünkü sürdürülebilirlik kavramı o kadar çok konuşulmaya başladı ki bu kavramı. Evet. İçi boşalmaya başladı. Maalesef. Aslında çok dolu bir kavram. Gerçek anlamda bu kavramın anlamını idrak ettiğimizde
başka noktalara ulaştırabilecek bizi. Ama ne yazık ki biz her şeyde sürdürülebilirliği konuşmaya başladık. Konuşalım. Tabii ki hani bu da farkındalık yaratmak tabii için iyi bir şey belki ama gerçek anlamı ne? İşte biraz önce söylediğim gibi biz kaynakları sınırlı olan bir dünyada sınırsız üretim yapmaya çalışıyoruz, evet, ve sınırsız kar etmek istiyoruz. Evet. Ve tabii bunu yapmak için biz üreteceğiz. Peki birileri de tüketmesi gerekiyor. O zaman bir tüketim çılgınlığına sebebiyet verecek marketing çalışmaları yapılması gerekiyor, değil mi? Şimdi çok uzun yıllardır yapılan şey buydu aslında. Tüketimi canlı tutmak, tüketimi canlı tutarak da üretim yapmak. Ve üretimi dünyanın neresinde olursanız olun, en ucuz neresiyse, gerekirse çocuk işçi çalıştırın, gerekirse işte kaynakları tüketin, karbon emisyonunu falan hiçe sayın, dünyanın bir ucunda üretim yapın, dünyanın diğer ucuna tedarik zincirleriyle ulaştırın. Eskiden bakılan şey buydu. Niye? Sadece kar hedefli, evet, bakılıyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada hep samimiyet diyorum ya, evet tabii ki dünyayı düşünüyoruz ama özellikle işverenler, özellikle ekonominin liderleri diyelim, burada sürdürülebilirliği sağlayamazlarsa ekonomik olarak da sürdürülebilirliğin sağlanamayacağını görmüş durumdalar. Bu sebeple şu anda buna göre adımlar atıyorlar. Çünkü eğer biz sürdürülebilir kar istiyorsak sürdürülebilir dünyaya geçmek zorundayız. Kaynakların sınırlı olduğunu bilmek zorundayız. Çok doğru gerçekten. Sınırlı kaynaklarla sınırsızca yaşamayı bir kenara bırakmak zorundayız ve sürekli tüketmeyip türetmeyi de öğrenmemiz gerekiyor diyoruz. Sürekli altını çiziyoruz bu konuların. Hazır sürdürülebilirlikten bahsetmişken çok da az bir süremiz kaldı. Bence çok kıymetli bir proje bu. O yüzden değinmeden geçmek istemiyorum. Sizin Gelecek Sen Gel Artık adında bir turne programınız var. Sürdürülebilirlikle alakalı iş yönetme ve iş dünyasında yaşanan problemlerle ya da nasıl başa çıkılabileceğiyle alakalı ama daha fazla detay vermeyeyim. Sözü size bırakayım, sizden dinleyelim. Neler olacak, neler bekliyor insanları ve kimlerlesiniz? Çok güzel, çok güzel bir noktaya değindiniz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Çok da güzel özetlediniz aslında. Evet, biz Gelecek Sen Gel Artık diye kurumsal bir turne programına başladık. Futurist ve benim çok kıymet verdiğim değerli hocamız ve keynote konuşamadım. Hayatımda hiç defa yaptım. Çok sevdiğim hem ekonomist hem de gerçekten çok kıymet verdiğim futurist olan Ufuk Tarhan'la birlikteyiz. Ve aynı zamanda da bize İhsan Varol eşlik, evet, edecek. Ufuk Hoca zaten hepinizin bildiği üzere aslında gelecek tasarımcısı diyebiliriz kendisine. Evet. Çünkü geleceğin tamamen teknoloji, tasarım gibi konuların üzerinde şekilleneceğini yıllardır, evet, iş dünyasına ve aslında bütün kurumlara anlatmaya çalışıyor. Biz dedik ki bunu biraz daha hem eğlenceli hale getirelim hem de iş dünyasının kaygılarını azaltalım. Bu da nereden çıktı? Ufuk Hoca yapılan araştırmalara bakmış ve gördüğü şey şu. İnsanlar %46 idi galiba kanserle ilgili endişelerinin bile üzerine gelmiş. İşsizlikle ilgili, evet, endişeleri. Biraz önce hani Davos'la ilgili konuştuk ya, evet, yapay zeka çok konuşuluyor. Yapay zeka ile ilgili işte üretimde acaba iş gücünün yerine geçeceği falan mı, istihdamın daha fazla sıkıntıya sokacağı mı konuşuluyor diye. Aslında iş dünyasının da şu anda kaygıları bu yönde. Diyor ki yani bir gelecek var, geliyor gümbür gümbür ama ben buna hazır mıyım? Evet. Ben yetkin miyim? Yetkinliklerimi nasıl arttırabilirim? Arttırabilecek miyim? İşimi kaybedebilecek miyim? Yani para kaybetme, iş kaybetme, işsizlik kaygısı, tabii, bunların hepsi dediğim gibi diğer hastalıklara olan kaygıların önüne geçmiş durumda. Evet, nasıl iklim krizi bir ekoanksiyeteye sebep olduysa dijital gelişim de aslında dijital anksiyeteye sebep oldu insanlarda. Kesinlikle. Devam edin lütfen, bölmüş oldum. Yok lütfen, çok güzel bir noktaya değindiniz siz de. Yani dediğim gibi şimdi insanlardaki bu sıkıntı ve bu endişe halini biraz azaltmak,
Onlara aslında geleceğin çok da korkunç, ürkünç, ürkütücü olmadığını göstermek. Kendi yetkinliklerini arttırdıkları zaman, yapay zekayı da doğru kullandıkları zaman aslında üretim gücünü, istihdamı da arttırabileceklerini hem işverenlere hem yöneticilere anlatabilmek için bu programı düzenlemeye karar verdik. Tabii ki bu programın içinde bir teknoloji konuşacağız. Teknoloji tarafını tamamen Ufuk hocamız konuşacak, Ufuk Tarhan konuşacak. Ekonomiyle ilgili konularda ben programda bilgi vermeye gayret edeceğim ve Ufuk Hocam'la karşılıklı sohbetlerimiz de olacak. Teknoloji, yapay zeka ve ekonominin aslında bileşenlerini konuşmuş olacağız. Biz bunları konuştuktan sonra bizi dinleyenlerle bir oyun oynamak istedik. Evet. Tabii ki sizin de çok yakından tanıdığınız gibi İhsan Varol kelime oyunlarının vazgeçilmez ismi, yaratıcısı. Dağarcık Düellosu diye bir fikir yarattı kendisi. Kendisi de bizim konuştuğumuz konularla ilgili oradaki katılımcılara bu kelime oyunlarını oynatmış olacak ve oradan ayrılan her bireyin bunu içselleştirerek ayrılmasını, mutlu ayrılmasını ve kaygılarından arınmasını istiyoruz. Tamamen beklentimiz bu yönde. Çok güzel bir proje. Ben de yakından takip edeceğim. Yerine ulaşacaktır diye düşünüyorum. Çok kıymetli isimlersiniz. Hepiniz çok değerlisiniz. Burcu Hanım, yine bugün de zamanımız su gibi aktı geçti. Çok teşekkür ediyorum katılımınız ve bilgi paylaşımlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten sizinle program yapmak çok keyifli. Her zaman olduğu gibi yine çok keyif aldım. Umarım daha yaşanılabilir dünyada, daha yaşanılabilir dünya için daha güzel programlar yapmak dileğiyle. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek hafta yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.